Daha önceki videomuzda kişi eklemeyi görmüştük. Şu an kişilerdeyiz. Burada bizim iletişimetvideoeğitim.com'daki kişilerimiz. Şu an yukarı baktığımızda geçerli görünüm var. Kartvizit şeklindeler. Burada isim, soyisim, Mail adresi telefon numaralı olsaydı onlar adresleri olsaydı yine onlar yazacaktı aşağıya doğru. Çünkü içine tıkladığımızda biliyoruz ki burada iş, ev, cep numaralarını veya başka türlü ayrıntıları ekleyebiliyorduk. Yine yukarıda karta bastığımızda daha küçük bir görünüm elde ediyoruz. Bakın şu şekilde daha büyük bu şekilde daha da genişletebilirsiniz yine. Görüyorsunuz daha küçük ama daha net görünebiliyor. Yine eğer telefon numaraları eklediyseniz telefon numaralarına göre sıralar burada. Ya da liste halinde sıralar. Bakın görüyorsunuz. Aşağı iniyorum. Daha farklı eğer kriterleriniz varsa burada yine. Onlara göre sıralayabilirsiniz ya da yine tam at. Bakın buraya tıklıyorum bu oka alfabetik sıralama yapıyor. Tam ada göre sıralama yapıyor. Eğer iş unvanlarını eklediyseniz yanlarına, o iş unvanlarını alfabetik sıralar. Yine bu şirket içinde geçerli, dosyala şeklinde de geçerli. Yine görüyorsunuz. Ülke, bölge eklediyseniz, bölüm, iş telefonu, iş fax, ev telefonu, cep telefonu, e-posta bakın yine sıraladık ya da tam tersi. Buradan da kategoriler, yeni bir kategori ekleyebilirsiniz. Yine yukarıda görünüm sekmesi var görüyorsanız, buraya geldiğimizde de düzenleme kısmında kategoriler şeklinde olduğunu şu an zaten görüyorsunuz. İsterseniz şirket özelliğine de alabilirsiniz. Konum da yapabilirsiniz. Buradan da ilerleyebilirsiniz ayrıca. Yine sıralamayı tersine çevirirseniz geçerli görünümün tersine çevirir. Burada Görüyorsunuz, sıralama bu şekilde. Tersine çevir dersek sıralamayı tersine çevirir. Yine sütun ekleyebiliriz. Ayrıca hangi alanların görünümde gösterileceğini seçin diyor. Ya da genişlet, daralt, bu grubu daralt, bu grubu genişlet de diyebiliriz yine. Eğer birden fazla ya da çok fazla kişileriniz varsa bu eylemleri yapabilirsiniz ki Sıralama daha kolay olsun ve ulaşmanız daha kolay olsun. Bu şekilde isterseniz görünüm sekmesinden ya da giriş sekmesinde geçerli görünümden ayarlamalarınızı yapabilirsiniz.